büyüklerden, aziz zatlardan bir zat buyurdu ki malem yasal ulaşmadıkça ahadukum sizin biriniz ilahat haddil delilik derecesine varmadıkça la yasal ulaşamaz ilel İslam İslam'a ulaşamaz. Yani İslam'ı da ve muhafazada deli gibi davranacak. Delinin özelliği nedir? Kar zarar anlamaz. Kafaya taktığı bir şey yaparken ne getirir ne götürür zaten o, öyle olsa akıllı ders. Sen de buradaki delilikten maksat nedir? İbaratün. İlâ kelimet İslam ve Müslümin. İslam'ın davası ve Müslümanların davalarının yüce tutulması hususunda kendine gelecek faydaya ve zararı veya gelecek zarara itibar etmemek, kıymet vermemek, bir şeyi kazanacağım diye düşünmemek veya kaybedeceğim diye kederlenmemek, endişelenmemek, gereken fedakarlığı yapacağız. Bunu dersem kim ne der? Oradan işten atılır mıyım? Terfime mani olurlar mı? Yok profesörlük, doçentik bilmem neler, masonların, lyonsların elinde. Oradan rengimi belli edersem, buradan hakikati söylersem, ilerlememe engel olurlar mı falan filan. Böyle bir düşüncelere sahip olan adam da Hakiki manada İslam olabilir mi? Bir Müslüman İslam'ı ve Müslümanları davalıyı yüceltme konusunda ne kazanmışım, ne kaybetmişim, fayda mı gelecek, zarar mı gelecek bunu düşünmeyecek. Yani bu konuda deli olacak. İslam'ın delisi olacak. İslam'ın delisi. Bir şeyin delisi olan ona ulaşmak hususunda kara zarar bakmaz. Öbür türlü derler ki bu adam çok ihtiyatlı davranıyor, tedbirli davranıyor falan. Delisi demezler. Delisi kime derler? O işte kar zarar düşünmeyen. Kim ne demişe bakmayan kişiye derler. İşte Müslüman da böyle olması lazım. İslam davasının yüceltilmesi hususunda. Çünkü İslam nimeti sende yerleşirse, kemale ererse, sen hakiki bir Müslüman olursan Allah'ın senden hoşnutluğu kazanılmış olur. Vela devlete. Hiçbir devlet ve nimet olamaz. Azamı daha büyük. Neden min rızal Mevla Mevla'nın rızasını kazanmaktan daha büyük nimet olabilir mi ya? Bir partide yer alacaksın. İşte MKK üyesi veya milletvekili peygamberimizin haline gurur isnat etti mesela. Resulullah gururlandı. Haşa ben gururlanmıyoruz biz bilmem. Böyle bir laf dedi. E bu adamın haline kimse konuştu mu? Reddiye yaptım bu fakirden başka. ismini vererek duymadım. E, yani din adamlarını kastediyorum tabii. E, peki sen şimdi buna niye bir şey demedin? Ya, ya din adamı işte vazifeden atarlar. Şöyle olur, böyle olur. Veya bürokrasi. Bu kadar Müslüman var. namaz ve abdesti var. Tamam da. Bu kadar çanak kırılırken, sütler dökülürken. Niye bir şey demiyor? Ben buna katılmıyorum. Bu ne biçim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve konuştu. Öbürü Bakara suresine alay ettiğini ki ne bir şey demiyor? İşte orada mekar zarar hesabı yapıyor. Ne getirir ne götürür. E, bu adamlar da kamil mümin diyebilir misin? Diyemezsin. Halbuki İslam devleti Allah'ın senden razı olmasından daha büyük bir devlet yok. Peki en büyük nimet Allah hoşnut değil midir? Bunun alameti nedir? Senin İslam'ın delisi olman. Yani İslam'ı ve Müslümanları Allah ve Resulü'nün hakkını, şanını, şerefini muhafaza hususunda ananmış, babanmış, karınmış, kocanmış, patronummuş, amirimmiş, memurummuş, liderimmiş. Düşünemezsin. İslam'ın delisi ise. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sizin birinize deli denmedikçe imanı kamil olamaz. Yani ne demek deli? Nasıl ki bir adam böyle zararına koşuyor. Kendi nazarını seçmiyor. Hedefine kitlemiş gidiyor. Deli midir nedir? Deniyor ya. Sen de Allah'ın dinini müdafaada muhafaza de. Bu derece gözü kara olacaksın ki sana bir deli diyecekler artık yani. O zaman imanın kemal Nerede? Radıyna billahi rabba. Rab olarak Allah'tan razı olduk. Ve bir İslam dini din addin olarak İslam'dan razı olduk. Seve seve seçtik. Ve bir nebina Muhammedin aleyhissalatü vesselam. Nebiyyen ve rasulâ. Peygamber ve Resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den razı olduk ve ahina sen bizi yaşat ya Rabbi ey Rabbim ala zalike bu rıza üzere karşılıklı rıza üzere biz Allah'tan razı Allah bizden razı olarak